Selam. Yaseo. Bugün Sema'yla sondan bir önceki günümüz. Yarın cumartesi ve Sema gidiyor. Bugün erken kalktık. Erkenden evden çıkıyoruz. Şu an saat 10.30 falan. Çok güzel yerlere gideceğiz. Siz de bizimle geleceksiniz. Sema'yla da son vlogumuz olacak muhtemelen. Biraz üzücü olsa da. O şekilde. Hadi gidelim. Marmaray'da indik. Şimdi metroya bineceğiz. Ondan sonra da Abdülmecit Efendi Köşkü'ne gideceğiz. Bu arada bu Üsküdar'daki Çekmeköy metrosu. Arkadaşlar şöyle bir teknoloji. M4'te hiç böyle şeyler yoktu Pendik metrosunda. Neyse öyle işte arkadaşlar. Böyle buradayız, bekliyoruz. Geldik arkadaşlar. Şöyle bir girişi var. Yürüyoruz bakalım. Şimdi şöyle bir yerden girdik. Girişte sağda böyle bir yer var. Bu arada burayı koç almış. En son koçunmuş şu an. Koçum benim. Her yerde Medusa var. Şöyle bir yapı da var. Şöyle bir sümüklü Sema da var. Ya Emine teyze. Ama o öyle durmuyor. Bak şöyle duruyor. Arkadaşlar gözü salak ya. Adeta bir oyuncu kişiliğimle her şeyi taklit etmeye deneyim. Her şeyi rol yaptım. Bu kadar belli ki. Şöyle yeşillik bir alan. Şurada da Abdülmecit Efendi Köşkü. Evet, köşk. Arkadaşlar girişi şöyle. Girişte şöyle bir şey karşılıyor bizi. Ne anlatmak istiyor ben anlayamadım. Of, biraz korkunç ya. Baksanıza. Şöyle bir broşür verdiler. Sonra şuradan bakıyoruz. Bu sucumak nesi diye bir şey. Şöyle. Arkadaşlar çok güzel. Bu neymiş? Şöyle bir karşıdaki odaya geldik. Arkadaşlar bu eserin adı Dövmeli Kadınmış. Çok garip ya. Şöyle bir. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu oda böyle bir yer. Sergi görevlisi anlattı bize bir şeyler de oraları çekemedim. Şu tablo benim çok hoşuma gitti ya. Yağlı boyaymış. Şuradan bir elin dokunmasıyla başka birine dönüşmesi ya da tamamlanması öyle bir şey anlattı. Arkadaşlar siz bu bardağın içinde çıplak bir kadın görebiliyor musunuz? Görenler varmış. Ben göremedim. Şurada da çeşme. Burada da Samoş. Kaldım. Arkadaşlar hala birinci kattayız. Şöyle bir giriş vardı. Şurayı göstermiştim zaten. Benzeri şurada var. Bir de şöyle bir oda var. Burada da şöyle bir eser. Çok güzel değil mi ya? Sarılma insan yavrusu. Acık korkunç kanka, neyse. Saç teli kullanılmış diyor. Gerçek mi? Gerçek. Çünkü diğer kadına da gerçek saç teli yazıyordu. Bir de şöyle bir şey var. Arkadaşlar. Şuna bakın. Şöyle bir yerden yukarı çıktık. Şurada tablolar vardı. Onu birazdan tekrar göstereceğim. Sonra ilk yukarı çıktığınızda şöyle bir tablo sizi karşılıyor. Şöyle bir avize. Şöyle bir Semoş eseri. Burada da sarılan adam. Bakın. Of, güzel bayağı. Arkadaşlar şu resim çok içime dokundu benim. Niye içine dokundu? Nene gibi altı kadın ya. Bir ağlayasın geldi. Arkadaşlar ya sanat bunun için yok mu? İnsanın içine dokunur. Benim de dokundu. Bakın yani. Şurada kadın da çok mutsuz bakıyor. O da böyle içine dokunuyor. Of. Tam bir sanat kadınıyım gerçekten. Tamam, mutsuz bir gözle. Tek sen mutsuz. Ay bakın burada neler varmış. Çok güzel şeyler var. Şuna bakın. Uf, çok değişik bir yer ya. Tuhaflıklar masası. Gerçekten öyle. Arkadaşlar bakın. Çok güzel. Yine bir bebiş. Şöyle bir alana geldik. Bakın dönünce duvarlardan. Aa, duvardakiler bak çok güzel. Sema'yı fotoğraf çekeceğim şimdi. Arkadaşlar ya. Çok güzel bir sergi. Ay bu da çok güzel.
bir de şöyle bir oda daha var. Şurada da oyuncak turşusu. Bir de şöyle bir oda. Insan. Evet. Bunun adı neymiş? Anonim. Anonim. Onların adı ne? Bunların adı ne? Hepimiz etten kemikteniz bu. Diğeri de zincire vurulmuş. Prometheus. Arkadaşlar şuna bakın. Gerçekten çok garip bir sergi ya. Tanrı'nın Kuşları isimli eser. Her şey zaten Allah'ın bu arada. Mülk Allah'ın. Arkadaşlar bazen benim de içime böyle bir taş oturuyor gerçekten. Çok kötü oluyorum. Bence bu eser de onu anlatmak istemiş. Arkadaşlar üst kat şimdi aşağı iniyoruz. Şurada da şöyle bir yere bakan insanlar var. Adı da öyleydi galiba. Arkadaşlar Sema şu insanları... Köşede bir şey var sandı gerçekten. Bu insanları... Ben de bakayım diyor. Bizim Max sanat bilgisi. Tamam bak bakalım ne varmış. Bir bak. Burada her şey olur. Sema araya kaynadı. Evet şimdi de Beylerbeyi Sarayı'na geldik. Daha layık olduğumu anladım. Şöyle bir gidişi var. Ben Beylerbeyi Sarayı'na daha önce gelmiştim. Dışı falan çok güzeldi. Göstereceğiz zaten. Ben içini çok beğenmemiştim de dışı falan ve manzarası çok güzel ya. Bakın. Daha ön tarafına ve içine giremedik ama burası böyle bir manzarası. Bugün hava biraz rüzgarlı. Güneşli falan yo, olsa daha iyi olur. Ulan İstanbul. Ay İstanbul'a. Beni yendin İstanbul. Yendin mi? Aa. Şuradan geldik. Ve sen. Ve prenses. Semoş Sultan. Öyle değil. Evet bu da Hürrem'imizmiş. Arkadaşlar Sema abi benim. Evet. Arkadaşlar biz sarayın içini dolaştık ama çekemedim çünkü yasaktı. Bunu göze alamadım. Zaten her yerde uyarıyorlardı sakın çekmeyin falan diye. Arkadaşlar bir farklılık görebiliyorsanız ceketimi gözleyemedim. Arkadaşlar biraz üşüdüm bu uzun olduğu için. Hayır arkadaşlar sabah dedim Sema üşümüyorum dedim. Sema de üşüyorsun ama güzelliğin bir bedeli olmalı dedi. Bu bedeli ben de göze geldim. Bu bedeli neden ben ödüyorum? Ay kendince cimcimenlik yaptın ya. Ne yapalım başka? Ablalık, arkadaşlar başka ceketini veren insan olmadığı için. Ablalık yaptım canım. Her şeyi erkeklik yapmayın, cinsiyetçilik de yapmayın. Arkadaşlar yemek yemeye geldik. Bu şekilde bir yemek yiyip şarjımızı dolduracağız. Benim telefonum şarjda şu an Sema'dan çekiyorum. Sonra devam. Bakalım ne yapacağız. Yani bundan sonrasını biz de planlamadık bilmiyoruz. Bakalım. Yemek yedik, Kadıköy'e geldik, Moda'ya geldik daha doğrusu. Şimdi Starbucks'a oturacağız. Ayşe'yi bekleyeceğiz, Sema'nın arkadaşı. Onunla biraz oturup eve geçeceğiz bugün. Yani? Benim de arkadaşım Ayşe çok seviyorum, senin izliyorsan videoyu. O şekilde. Sonra bugün eve geçeceğiz biraz. Erken yarın Sema gidiyor. Son gecemizi geçireceğiz yani. Sema'nın arkadaşı bizi sattı. Biz Starbucks'a geldik ama o gelmiyormuş. O yüzden bize bir kahve içip... Şerefsiz ya. Oğlum bana bir kahve borcu var. Bize bir kahve içip eve gideceğiz. Öyle. Demedi. Varsa şerefinize, yoksa da hiçbir şeyinize. Arkadaşlar gün sonu eve gidiyoruz. Bugün biraz erken kalktığımız için yorulduk yani. Çok yorulduk. 14 bin adım atmışız arkadaşlar. Onun dışında benim 2 gün öncemine antrenmanım vardı. Böyle tabii bütün yaz boyunca hiç oynamamıştım. Biliyordum böyle balık eti hamlayacağımı falan bacaklarımın ağrıyacağını ama o kadar çok ağrıyor ki yürüyemiyorum. Her böyle yürümeye alışıyorum sonra oturuyorum ya biraz. Ayağa kalktığımda tekrar yürümeyi unutuyorum.
bulunduramak koyun gibi. Arkadaşlar gerçekten anlatamıyorum ama çok kötüyüm. Tamam biz de yoruluyoruz ya, tamam mı? Ya antrenman yüzünden diyorum ya. Alışmam antrenman yüzünden. Buna alışmam lazım. Ya alışkınım da. Belli. Bana neden dinlen dedi, ben dinlenemedim o yüzden. Kim dedi? Arkadaşım. O yüzden arkadaşlar şimdi eve gidiyoruz. Görüşürüz. Arkadaşlar eve geldik ve yorgunluktan bayıldık resmen. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz. See you de. See you. Maalesef büyük gün geldi, çattı. Sema gidiyor. Yani birazdan yola çıkacağız. 9.30'da otobüsü var. Şu an saat 5'e geliyor. Ondan sonra... Beni erkenden göndermek için bu saatte şey yaptırdılar. Ben anladım. Arkadaşlar yıldızım. Anladım Oni. Yıldızım ve geç kalmamak için erkenden çıkacağız. O evet, şekilde. Evet. Onları kandırmayı kandıramazsın. Ben burada ağlıyorum sabahtan beri. Kız diyor ki beni göndermek istiyorsunuz ya, anlamıyorum yani. Neyse arkadaşlar. Bu arada böyle o kadar gezip dolaşıp soğukta hasta olduk. Sema'yı da bir hasta ettim ama Erzincan giderken toparladı bir tık daha bence. Bir ara daha kötüydü. Evet. Şu an Sema'yı, şu an ben bir tık daha kötüyüm ama iyiyiz yani. Sadece üzgünüm. Ben gidiyorum diye kötü. Evet, Sema gidiyor da gerçekten. Arkadaşlar ya, Sema'yla çok uzun süre görüşmediğimiz çok zaman oldu. Ama şu an alıştığımız için 10 gündür beraberiz gece gündüz. Şu an gitmesini istemiyorum ama. Maalesef aha, neyse. Annem. Emine teyze ya. Gerçekten Emine teyze, buradan sana sesleniyorum. Keşke biraz daha kalsaydı Sema. Neyse. O şekilde yine konuşuyoruz, haberleşiriz. Görüşürüz. Arkadaşlar çok mutluyum. Mutlu musun? Niye mutlu oldum biliyorsunuz Gözde. He, evet arkadaşlar, Sema'nın mutlu olma sebebi var. Benim yok. Sema gidiyor. Okulum var. Neyse, otogara geldik. Hasta. Evet, biraz hastayım. Otogara geldik. Aa, Sema'nın arabası geldi galiba. Yok, gelmemiş. Saat 9.30'a bayağı yaklaştı aslında. Birazdan gidiyor Sema. Özlemiş ikimizi. Bu şehir misin? Deli bir yer miydi? Koca caddeler. Neyse öyle arkadaşlar. Sema göstereceğim zaten. Arkadaşlar neyse, araç gelmiş. Herkes binmiş bizi. Valizi veriyor Sema. Ben de şu çantasına bakacağım. Gidiyor arkadaşlar. Ay çok kötü. Çok aceleye geldiği için tam anlayamadık yani. Arkadaşlar Sema hızla da tam gözüküyor mu? Gözükmüyor maalesef. Gidiyor, görüşürüz Sema. Ay orada gidiyor Sema. Gözümün önünden gidiyor, inanamıyorum.